Herkese merhaba. Bu hafta neredeyiz? Harbiye'deyiz. Burada Yıldız Tilbe'nin konserine geldik ve ne oldu? Arkada bir şey mi var? Ne? Yok tatlım, ben öylesine bakıyorum ama. Ha, tamam o zaman. Hemen dikkatim yanılıyor da. Neyse, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Yıldız Tilbe'yi izlemeye geldik. Kendisinin fanıyım. Ondan sonra yani hani kendisine bir kere daha gelmiştim. Böyle yıllar önce, 3-4 yıl önce yine Harbiye'deki konserine gelmiştim. İnanılmaz güzel ve inanılmaz komikti. Ayrıca sahne şovu da yapıyor. Ne güzel. Gülüp kuşağına çok. Yani sesim keşke ne kadar güzel olsaydı. Bu arada ben YouTube'a video çektiğim için şu gördüğünüz üzere basın protokol ve davetli girişinden gireceğim. Desem inanmayın çünkü yalan. Bayağı bildiğin şuradan gireceğim. Ama ileride inşallah oradan da işte davetli olarak ya da protokol olarak gireriz yani. Niye girmeyelim ki? Seni oradan ağırlamak isterdik. Yani tabii ki de. Onlar da isterdi de beni tanımıyorlar. Tanısınlar. Severler. Çok da bir tane çocuk var. Sürekli bağırıyor. Yani anlamıyorum. Kafamızı bir çatacak diye çok korkuyorum. Yani çünkü şöyle bir durum var Harbiye'de. Genellikle şu üst tarafta bilet almayan insanlar geliyor ve hani ister istemez buradaki müziği dinliyorlar. Buradaki konseri dinliyorlar. Bağıra bağıra eşlik ediyorlar. Aynen desene. Bağıra bağıra eşlik ediyorlar. İçkilerini falan alıyorlar. Şu üstü göstersene şöyle bir. Bir sucu. Şu üst kısım. Aynen oralar. Tadım bağırını çekme de. Kafamıza bir şey atıyor. Ne çekiyorsun diye. Valla çektirmesin. Çok korkuyorum. Aşağı inermiş. Valla beni bulurdu hemen. O yüzden sıkıntı olmasın. Neyse diyeyim. Yani böyle konsere geldim. Buraya nasıl geldim? Bu arada ondan da bahsedeyim de hani insanlar sonuç Harbiye'ye gelirken. Yani benim videomu izleyerek gelsin. Şöyle metroyla Osman Bey durağında indim. Pangaltı çıkışından çıktım ve yürüdüm. 10 dakika boyunca yürüdüm. İnsanlar bağırıyor, benden yüksek sesle konuşuyor olabilirler, kusura bakmayın. Neyse 10 dakika boyunca yürüdüm ve hemen askeriyenin yanında, askeriye miydi orası? Harbiye. Orda evi. Orda evi. Orda evinin hemen yanı burası. Ondan sonra zaten kime sorsanız gösterir, öyle söyleyeyim. Yani 10 dakika yürüme mesafesinde bir yer. Çok kolay bulursunuz buraya gelirseniz. Burada zaten Ekim'e kadar, Ekim'in sonuna kadar bildiğim kadarıyla konserler oluyor. Ara ara biz de gelmeyi planlıyoruz diye düşünüyorum. Şu an Yıldız Tilbe'deyiz. Bakalım bir dahakinde neredeyiz. O zaman girelim içeriye. Yıldız Tilbe ile birlikte buluşalım. Onun en sevdiğim şarkılarını buraya koymak isterdim ama maalesef koyamayacağım. Çünkü neden? Telif. Ama bir kısım böyle 3 saniyelik kısımlarını falan belki koyalım değil mi? Evet koyarız. O zaman ne yapalım? İçeri girelim Harbiye'ye. Bay bay. Başının tacı ya. Vallahi ya. Dolaşalım.
şey olur. O zaman senden olmaz. Kimden olur? Gitarist. Buyur. Ya kadın 56 yaşında, kadının fanıyım bu arada yani ben, bir su da öyle. İnanılmaz eğlendik, çok güzeldi ama 1,5 saat bana birazcık az geldi. Yıldız Silve için yani böyle 3-4 saat olsa, valla sabahlasa sabahlarız, yalan mı? Evet. İnanılmaz bir ses ya, bayılıyorum ona. Her defasında bir kez daha kendisine aşık olurum, çok güzel bir sesleri. Yani bütün şarkıların ezberi bildiğim için sen de öyle değil mi? Kesinlikle. Ya sabaha kadar söylese gerçekten vakit nasıl geçti anlamayız yani. Anlamayız. Çünkü gerçekten o kadar güzeldi. O yüzden hani Yıldız Silve'ye kesinlikle gitmediyseniz gitmenizi tavsiye ederim. Zaten Harbiye'de bayağı çıkıyor bu sene, her sene olduğu gibi. O yüzden gelmenizi tavsiye ederim. Sen? Ben de ederim. Gerçekten gelin. Sonsuz tavsiye. Bir de benim kanalıma abone olursanız çok seviniriz. Teşekkür ederim. Her yerde kağıt dağıtıp abone olur musunuz yazıyoruz. Aynen, bastıracağız şimdi. O zaman görüşmek üzere haftaya. Sizi çok seviyorum. Bye bye. Feride Yurttaş. Abone aynen olmayı unutmayın. Abone ya abone. Valla. Yıldız Silve gibi yaptım. Valla. Bye bye.